أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه واهل بيته وذرياته اجمعين الحمد لله الذي هدانا للاسلام والحمد لله الذي جعلنا من امه محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على وعلى صلوا على طبيب قلوبنا محمد اللهم صل على صلوا على شفيعي ذنوبنا وقرة اعيننا محمد <صلي> اللهم <محمد> صل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. إلى آخر الآية صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وأفضل salati ferazatun ve eftalu salati ferazatul ba'de sala ila ahiril hadis sadaka rasulullah fima kal ev كما kalen nebi sallallahu aleyhi ve sellem bizleri yoktan var eden varlığından haberdar eden yüce Rabbimize sonsuz hamdü senalar onun habibi alemlere rahmet Hz. Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'e selatu selam olsun. Allah Celle Celaluhu gecemizi mübarek eylesin. Rabbimiz duyduklarımızla ve duyacaklarımızla amel etmeyi cümlemize nasip ve müesser eylesin. Allah Celle Celaluhu bizleri istikametten ayırmasın. Rabbimiz son nefeslerimize kadar imanla ve Kur'an'la yaşamayı bizlere nasip eylesin. Son nefeslerimize şey, kelime-i şehadet ki buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve habibuhu ve rasuluh diyerek Rabbimiz çene kapamayı cümlemize nasip ve müesser eylesin. Kıymetli Müslümanlar Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Allah Celle Celaluhu bizleri bir ilim sohbetinde bir araya getirdi. Rabbimiz inşallah ilim sohbetlerinin sayısını ziyade eylesin. Rabbimiz bizleri bu güzel ortamlardan mahrum eylemesin. Son nefeslerimize kadar Allah Celle Celaluhu ilim ile Kur'an ile yaşamayı ve bildiklerimizle, duyduklarımızla yaşamayı, hareket etmeyi Allah her birlerimize nasip ve müesser eylesin. Kıymetli kardeşlerim, Mü'minun suresinin ilk 10 ayetini okuduk. Peygamber aleyhissalatu vesselamın bizlere birçok zaman anlattığı, Kainatın Efendisi aleyhissalatu vesselamın birçok sohbetlerinde sahabe-i kirama nasihat buyurduğu, İnşallah Mü'minun suresinin ilk 10 ayetini, ve onunla beraber birkaç hadis-i şerifi anlatmaya gayret göstereceğiz. Rabbimiz Celle Celal öncelikle girmiş olduğumuz yeni senemize hicri yılbaşımızı mübarek eylesin. Rabbimiz bu mübarek yılbaşımızı ve Muharrem ayımızı ümmeti Muhammed'in birliğine, beraberliğine, kurtuluşuna vesile eylesin. Ülkemiz için, alemi İslam için hayırlara ve bereket, bereketlere vesile kılsın inşallah. Kıymetli kardeşlerim, sohbetimin başında ilimden bahsettik. Rabbimiz bizleri ayırmasın bu güzel ortamlardan, Kur'an sohbetlerinden, Kainatın Efendisi Aleyhisselatü Vesselam'ın sözlerinden Rabbimiz Celle Celaluhu bizleri ayırmasın, bizleri mahrum etmesin. Kıymetli Müslümanlar, sahabelerden Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu anhum Medine-i Münevvere'ye geldiği zaman Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mescidine girdi. Tabi mescidin içerisinde bir sahabe, bir takım sahabeler hadis dersi yapıyor, bir takım sahabeler fıkıh dersi yapıyor, bir takım sahabeler müzakere ediyor, İslam konularıyla alakalı birbirleriyle bilgi alışverişinde bulunuyor. Hz. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın mescitten çıktı, çarşıya geçti. Çarşının içerisinde şöyle bir gezerken baktı ki İnsanların ekserisi ticarete dalmış, alışverişe dalmış, işte Allah'ı unutmuşlar. Çünkü sürekli bir meşgale içerisindeler, bir meşguliyet içerisindeler ve dolayısıyla Allah'ı ve Resulünü unutmuş bir vaziyetteler. Kıymetli kardeşlerim ve bu vesileyle Hz. Ebu Hureyre radıyallahu anhum mescidin dışına çıktığı vakit bütün insanları çağırdı. Ey insanlar toplanın, ey insanlar gelin diyerek insanları kendi etrafına topladı. Kıymetli Müslümanlar Ebu Hureyre radıyallahu anhum Peygamber aleyhissalatu vesselamın kedilerin babası diye lakapla ifade ettiği Resulullah aleyhissalatu vesselamın kendisini bu şekilde hitapla çağırdığı, övdüğü çok kıymetli bir sahabe. Ve sahabeler içerisinden miksurun sahabe dediğimiz yani çok hadis rivayet eden sahabelerden birisidir. Kedileri çok sevdiği için kainatın efendisinin yanına geldi. Peygamber aleyhissalatu vesselamın yanına geldiğinde cübbelerinin içerisinden işte bir şeyler oynuyor, bir şeyler gidip geliyor. Resulullah sordu dedi ki ey Ebu Hureyre nedir bunlar? Dedi ki ya Resulallah ben dedi kedileri çok seviyorum. Kış ayındayız. Kediler şu anda işte kış ayından dolayı üşüdükleri için onları kendi cübbelerimin içerisinde ısıtmaya çalışıyorum. Kıymetli Müslümanlar o vakitten sonra Peygamber aleyhissalatu vesselam onun hayvanlara karşı olan merhametinden dolayı kendisine Ebu Hureyre diyerek hitap etti. Ve bunun anlamı ise kıymetli Müslümanlar Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ifadesi kedilerin babası kedilere merhamet eden Ebu Hureyre radıyallahu Anhum'dan Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bu şekilde bahsetmiş oldu. Kıymetli Müslümanlar Hazreti Ebu Hureyre insanları topladı dedi ki koşun burada dedi siz dünya malına girmişsiniz mescitte Allah ve Resulünün mirası dağıtılıyor. Hepiniz mescide davet ediyorum. Koşun Allah'ın ve Resulünün mirası dağıtılıyor ve bu mirastan mahrum kalmayın dedi. Tabi bunu duyan bütün insanlar Ebu Hureyre'nin bu çağrısı üzerine mescide koştular. Kainatın Efendisi Aleyhisselatü Vesselam'ın mescidine geldiler. Mescitten içeriye her giren başını kapıdan uzatıyor. Kainatın Efendisi'ne bakıyor. Kıymetli kardeşlerim orada etrafında halka kuran, e, ders yapan, hadis dersi yapan, ayetleri müzakere eden, tefsir dersleri yapan, fıkıh dersleri yapan sahabeleri Hazreti Ebu Hureyre'nin daveti üzerine camiye giren sahabeler bunları görüyor. Bakıyorlar ki herkes bir derse oturuyor. Yani ortada bir miras paylaşımı yok. Ebu Hureyre ne için çağırmıştı? Allah ve Rasulü'nün mirası mescitte dağıtılıyor. Koşun. Dünyaya aldanmayın, dünyaya dalmayın. Mescitteki mirasa yetişin demişti. Kardeşlerim, sahabe-i kiram'ın birçoğu mescidin içerisine baktılar ki bir miras dağıtılmıyor. Geri geldiler. Dediler ki ey Ebu Hureyre, yani sen diyorsun ki mescitte miras dağıtılıyor ama biz mescitte herhangi bir mirasın dağıtıldığını görmedik. Mescide girdik, kimisi fıkıhla müzakere ediyor, kimisi hadis dersi yapıyor, kimisi tefsirle meşgul. Sen bize miras dağıtıldığını söyledin. Yani böyle bir şeyi biz göremedik ey Ebu Hureyre dediği zaman Hz. Ebu Hureyre buyurdu ki Allah ve Resulünün gerçek mirası işte bu ilimdir. İlim dünya miraslarının en üstünüdür. Dolayısıyla şu anda mescitte ashabın müzakere ettiği, birbiri arasında konuştuğu gerçek mirastır. Allah'tan ve Resulünden bize kalan en büyük miras Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bizlere bıraktığı Kur'an'dır. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bizlere bıraktığı hadislerdir. Kainatın Efendisi Aleyhisselatü Vesselam'ın bizlere bıraktığı bu istikamettir kardeşlerim. Dolayısıyla Hz. Ebu Hureyre radıyallahu anhum Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bizlere bıraktığı en büyük mirasın, en büyük nimetin ilim olduğunu bu şekilde bizlere e, göstermiş oldu. Dolayısıyla kardeşlerim ilim en büyük mirastır. Rabbimiz inşallah İslam konusunda gayretli olmayı, dinimizi öğrenmeyi, peygamberimizi öğrenmeyi ve öğrendiklerimizi de yaşamayı Allah bizlere nasip eylesin. Çünkü kıymetli kardeşlerim İmam Rabbani Kadesallahu Sirrahu şöyle buyuruyor. İslam üç temel şey üzerine bina edilmiştir. Yani bu üç temel şeyden bir tanesi ilimdir. İnsan ilim bilmediği zaman Peygamber Aleyhisselatu Vesselam ilimsiz bir insanı ağacın altında e, gölgelenen bir insana benzetiyor. Yine ilimsiz bir insanı Peygamber Aleyhisselatu Vesselam bir ağaca benzetiyor hatta buyuruyor ki ağaç yine insanlara bir gölge verir, bir nimetten istifade ettirir ya da bir meyve verir ama ilim sahibi olmayan bir insan, ağaç kadar insanlara faydalı bile olamaz." buyuruyor. Dolayısıyla kardeşlerim, ilim öğreneceğiz, ilimi yaşayacağız. Kainatın Efendisi'nin buyurduğu gibi, ilim beşikten mezara bütün Müslümanlara farzdır. Yani hayatlarını, yaşamaları gerektiği kadar dini bilgileri öğrenmek, her Müslüman kadın ve erkeğe farz olunduğunu bilindiği şekilde yaşamamızı Allah bizlere nasip eylesin. Kıymetli kardeşlerim, az önce Mü'minin Suresi'nden birkaç ayet okudum, İnşallah, Müminin suresinin ilk 10 ayetini bugün tefsir edeceğiz. Rabbimiz Celle Celaluhu ayetin ifadesiyle surenin ismi gibi mü'min olarak Allah bize yaşamayı nasip etsin. Kıymetli Müslümanlar namazımız ahirette bazen bizlere fayda vermeyebilir. Ama nasıl namaz fayda vermeyebilir? Namaz kılan insan namazın gerektirdiği gibi yaşamıyorsa ayetin ifadesiyle inna salate tenha anil fahsai vel munkar şüphesiz ki namaz insanları kötülükten alıkoyar. Eğer kıldığımız namaz bizi kötülükten, dedikodudan, gıybetten, fitneden, fesattan alıkoymuyorsa kıldığımız namaz kıyamet günü yüzümüze çarptırılacaktır. Allah Celle Celaluhu hepimizin okuduğu Maun suresinde فَوَيْلُ lil buyuruyor Allah. Na yazıklar olsun o namaz kılan insanlara. Yazıklar olsun. Peki niçin kardeşlerim? Kur'an-ı Kerim kıymetli müslümanlar namaz kılmayan insanlara tenkitte bulunduğu kadar namaz kılan insanlara da uyarıda bulunuyor. Allah diyor ki, فَوَيْلُ الْمُصَلِّينَ Vay o namaz kılanların haline. اَلَّذ۪ينَهُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ صَاهٌ Onlar namazlarında gaflet içerisindeydiler. Namazlarının gerektirdiği gibi yaşamıyorlardı. Namaz kılıp yalan söylüyorlardı. Namaz kılıp fitne yapıyorlardı. Namaz kılıp insanları birbirine düşürüyorlardı. Ve kıymetli Müslümanlar, bu namaz kıyamet günü yüzümüze çarptırılacak. Dolayısıyla kimlikteki Müslüman ibaresi, kıyamet günü bizi kurtarmaz. Ankebut suresinin ilk ayetinde Rabbimizin ifade ettiği gibi. Allah Celle Celaluhu buyuruyor. Kıyamet günü Allah'ın huzurunda iman ettik diyerek kurtulacağınızı mı sanıyorsunuz? Allah'ım ben iman ettim tamam kurtuldum. İman ettik diyerek kurtulamazsınız. Allah'ın ayetlerine uyarak, namazın gerektirdiği gibi yaşayarak, tesettürlüysen tesettürün gerektirdiği gibi yaşayarak Allah ve Resulüne karşı vazifeni yerine getirmiş olabilirsin. Aksi halde Kıymetli Müslümanlar, yaptığımız bütün ameller kıyamet günü yüzümüze vurulacak. Rabbimiz yüzümüze vurulacak amelleri işlemekten bizleri muhafaza eylesin. Allah kendine hakiki manada kul, Habibine hakiki manada bizleri ümmet eylesin. Kıymetli Müslümanlar, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail aleyhisselamla birçok zaman bağlantıdaydı. Resulullah Efendimiz sürekli Cebrail aleyhisselamla görüşürdü. Ve kıymetli Müslümanlar, bir insanın enerji aleminden, madde aleminde olan insanların birbiri arasında yapılan bağlantıları insana muhakkak ağırlık verir. insana muhakkak meşakkat verir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Cebrail aleyhisselamla görüştüğü zaman peygamberimiz bir ağırlık çökerdi, bir halsizleşirdi, kainatın efendisi oturur dinlenirdi çoğu zaman. Hatta kıymetli Müslümanlar, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabelerden birisi rivayet ediyor. Biz Resulullah aleyhissalatu vesselamla beraber oturuyorduk. Resulullah aleyhissalatu vesselamın dizlerine kendi dizlerimi dayadım. Peygamber aleyhissalatu vesselamın yanında dizlerimi onun dizleriyle birleştirdim. Ellerimi dizimin üzerine koydum. Peygamber aleyhissalatu vesselamdan nasihat dinliyordum buyuruyor. Ve o esnada Resulullah'ın dizi sanki biraz benim dizlerimin üzerindeydi buyuruyor. Ve o esnada Cebrail Aleyhisselam'ın geldiğini fark ettim. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam o kadar çok ağırlaştı ki sanki dizlerimin üzerine dağ bıraktırıldığı hissini yaşadım buyuruyor. Kardeşlerim Cebrail Aleyhisselam'la görüşüyor. Her zaman söylüyoruz. Peygamberlik makamı yüksek olduğu gibi kıymetli Müslümanlar aynı şekilde peygamberlerin makamının yüksek olduğu gibi imtihanları da yüksektir. İmtihanlar yüksek, makam yüksek, peygamberlik nimeti büyük. Ancak imtihanlar da kıymetli Müslümanlar büyük. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ömer Efendimizin rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Hazreti Ömer buyuruyor ki bir gün mescitte oturuyorduk. Şimdi kıymetli Müslümanlar Mü'minun suresinin ilk 10 ayetinin nuzul sebebini söylüyorum. Peygamber aleyhissalatu vesselama bu ayetlerin nasıl geldiğini, bu ayetlerin nasıl indirildiğini Hazreti Ömer radıyallahu anhum bizlere anlatıyor. Buyuruyor ki Hazreti Ömer biz Resulullah aleyhissalatu vesselamla oturuyorken bir anda Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı farklı bir hal, hareket, tavır, davranış sergilediğini gördük. Ve bundan anladık ki Cebrail Aleyhisselam geldi. Ve bundan anladık ki Allah Celle Celaluhu'nun rahmet meleği, vahiy meleği Cebrail Resulullah'a ziyaret ediyor. Ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam kıymetli Müslümanlar bir anda bulunduğu yerden ayağa kalktı, ellerini açarak şöyle dua etti. Allah'ım bize nimetini arttır, eksiltme. Kıymetli Müslümanlar, Burada Resulullah bize dua öğretiyor. Ve aynı zamanda ayetin geliş sebebini peygamberimiz aktarıyor. Resulullah vahi aldıktan sonra hemen ayağa kalkarak ellerini açıp "Allah'ım bizlere nimetini arttır, eksiltme. Ya Rabbi bizi onurlandır, alçaltma." Kardeşlerim, Allah'ın onurlandırdığı kimselerden olursanız kim sizi alçaltıyorsa alçaltsın Allah katında değerli ve kıymetlisiniz. Eğer onurluysanız Allah katında insanların sizi alçaltması önemli değil. Çünkü Peygamber Aleyhisselatü vesselam çok iftiralara uğradı. Resulullah'a deli dendi, Resulullah'a büyücü dendi ama Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Allah katında mertebelerin en rütbesine, en büyüğüne sahipti kainatın efendisi. Ve dolayısıyla kardeşlerim, Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem Allah'ım bizleri onurlandır, alçaltma duasının devamında Allah'ım bize ihsan et. Ya Rabbi bize mahrum, ma bizleri ihsanından mahrum etme Allah'ım. Yine Peygamberimiz devam etti. Allah'ım bizi seçkin kıl. Düşmanlarına karşı bizi zayıf düşürme ya Rabbi. Çünkü Peygamberimiz devamlı İslam yolunda cihad ediyordu. Allah'ın bayrağını daldan dala taşımak, gönülden gönüle taşımak için insanlara İslam dininin emir ve yasaklarını yaymak için Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kıymetli kardeşlerim İslam dininin cihat uğruna bölgelerden bölgeye cepheden cepheye koşturdu ki efendisi. Ve duasının devamında Allah'ım bizlerden hoşnut ol ve bizleri de senden hoşnut eyle ya Rabbi. Kıymetli Müslümanlar Resulullah aleyhissalatu vesselam bu duayı yaptıktan sonra etrafındaki ashaba buyurdu ki ashabım şimdi bana Kur'an'dan 10 ayet indirildi. Kim bu on ayetin gereği gibi yaşarsa o kimseler cennetli kimselerdir buyurdu. Değerli izleyen kardeşlerimiz, değerli izleyicilerimiz, ekran başında Allah ve Rasulünün ayetlerini tavsiyelerini dinleyen kardeşlerimiz, cennet yolu istiyorsanız şimdi kainatın efendisi Kur'an-ı Kerim'in vasıtasıyla bizlere cennetin yolunu gösteriyor ve buyurdu ki kim bu on ayetin gerektirdiği şekilde yaşarsa kim Kur'an'ın indirdiği on ayetle kıymetli Müslümanlar. Mü'minun suresi ilk 10 ayetinden bahsediyor. Kardeşlerim, şimdi Kur'an-ı Kerim'de mü'minun olarak geçiyor bu sure-i celile. Ve sure-i celile 18. cüzde 341. sayfana, sayfanın yarısına kadar ki 10. ayete kadar olan kısmı inşallah tefsir etmeye çalışacağız. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kıymetli Müslümanlar, bu 10 ayeti kim uygularsa, kim hayatında bunları yaşarsa onlar cennetlik kimseler olacak buyurdu. Kardeşlerim, cennetlik insanlardan olmak istemez misiniz? Resulullah Aleyhissalatu vesselam buyurdu ki ümmetimin tamamı cennete girecektir. Ama istemeyenler müstesna buyurdu. Kainatın efendisine sordular. Ya Resulallah kim cenneti istemez? Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu. Beni istemeyen benim yoluma uymayan kimseler cenneti istemiyor demektir. Kardeşlerim Resulullah'ın yoluna uymuyorsanız eğer cenneti istemiyorsunuz demektir. Peygamberin mirasına sahip çıkmıyorsanız eğer cenneti istemiyorsunuz demektir. Eğer cennetlik kimselerden olmak istiyorsanız Resulullah'ın bizleri emrettiği, Kur'an'ın bizleri emrettiği bu on maddeye dikkat etmemiz lazım. Kardeşlerim, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, kim bu ayetin gereği gibi yaşarsa o kimseye Allah Celle Celaluhu cenneti ikram edecektir. Kıymetli müslümanlar bakın burada dikkatimizi çeken bir nokta var. Sure-i ismi Müminun Suresi. Ve ilk ayetinde Allah Celle Celaluhu buyurur ki Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sure-i Celile zaten besmele ile başlıyor. Kıymetli kardeşlerim besmele-i şerif bazı alimlerimize göre, iştihat eden müştehitlerimize göre bir ayettir. Zaten Kur'an-ı Kerim'de Neml suresinde ayet olarak geçmektedir. Aynı şekilde bazı ulemalarımız buyurmuşlardır ki Besmele, Cebrail aleyhisselam her geldiğinde Kur'an'ı Resulullah'a Besmele ile indirmiştir buyurmuşlardır. Yine başka bir rivayette de Cebrail aleyhisselam bir defasında Besmele ile geldi. İkra bismi rabbikellezi halak. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yaratan Rabbinin adıyla oku dedi ve bundan sonraki ayetler bu şekilde devam etti. Ve yeni sureler inene kadar arada besmele gelmediği rivayet edilir. Ancak kıymetli Müslümanlar burada besmele bütün suresinlerin başında vardır. Kur'an-ı Kerim'de besmelesiz sadece bir tane sure vardır. Kur'an-ı Kerim'de besmele ile başlamayan bir sure var. Ve bu sure kıymetli Müslümanlar bu sure Peygamber aleyhissalatu Vesselam'ın ashab-ı kirama naklettiği Ashab-ı çok anlattı. Ama savaşlardan çok bahsettiği sebebiyle Allah Celle Celaluhu'nun Besmele-i Şerif ayeti rahmet ve merhamet kaynaklı olması sebebiyle ayetin başında indirilmemiştir. Tövbe suresi, diğer bir ismiyle Bera'a suresi, kıymetli Müslümanlar bu ayet-i kerime, bu sure-i besmelesiz olarak Kur'an-ı Kerim'de vardır. Bu ayetin başında okuduğumuz ayetin, Mü'minun suresinin ilk ayetinde başlamadan önce yine Besmele-i Şerif'le ayet başlıyor Sure-i Celil'e. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kardeşlerim, başladığınız her işe Besmele ile başlayın. Kainatın Efendisi Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, Besmele ile başlanmayan bütün işlerin sonu kesik ve bereketsizdir. Eğer işlerinizin bereketli olmasını istiyorsanız, işlerinin devamını istiyorsanız, bakın Resulullah ne buyuruyor? Besmele ile başlanmayan işlerin sonu bereketsizdir ve kesiktir. Devamlılığını ve bereketlerini istiyorsak eğer bu kıymetli Müslümanlar her işimizin başında besmeleyi inşallah ihmal etmeyelim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kad eflahal mu'minun. Kıymetli Müslümanlar ilk ayette Allah bizlere hitap ediyor. Allah müminlere müjde veriyor. Kendisine inananlara, kendisine iman edenlere ve bu imanın doğrultusunda ne pahasına olursa olsun nefsinin arzularını, dünyevi arzuları bir kenara bırakıp Allah'a ve Resulüne kendisini feda eden insanlara sesleniyor. Allah'a ve Resulüne kendini feda eden gençlere, delikanlılara, hanımlara sesleniyor Allah. قَدَ اَفْلَحَ Şüphesiz ki Allah buyuruyor ki müminler ancak kurtulmuşlardır. Müminler kurtuluşa ermişlerdir buyuruyor. Kıymetli kardeşlerim, şimdi bu ilk ayeti biraz detaylandıralım. Yani ne dedik? Kad eflehal müminun kad. Muhakkak ki Allah desteklemiş orada. Ad kelimesi oraya bir kuvvet manası katıyor. Kad eflehal mu'minun. Şüphesiz ki müminler kurtuluşa ermişlerdir. Kıymetli kardeşlerim bu ayete dikkatinizi çekmek istiyorum. Allah Celle Celaluhu e bu ayette Müslümanlar kurtuldu demiyor. Allah bu ayette falan cacılar filan Kardeşlerim bakın dikkat edin. Allah buyurur ki kad eflehal mu'minun. Müminler kurtuluşa ermiştir. Kıymetli kardeşlerim karıştırdığımız bir nokta var. Mesela Müslüman ve mümin kelimelerini karıştırıyoruz bazen. Herkes ben Müslümanım diyebilir. Kimliğinde Müslüman yazan herkes kendini Müslüman olarak adlandırabilir. Ama Allah katında herkes Müslüman değildir. Dinin emirlerini yaşayan, Allah'ın emir ve yasaklarına boyun eğen kişiler Allah katında mümindir. Kardeşlerim, Müslümanın kelime anlamı şudur. Teslim olan demek. İnanıyor, Allah'a teslim oluyor, ama günahlarından dolayı, hatalarından dolayı, nefsine uyduğundan dolayı haramlara dalıyor. Müslüman bu kimseye denir. Ama mümin dediğimiz kimseler yani ayetin ilk kısmında ve peygamberimizin bu 10 ayetle kim amel ederse onlar cennetliktir buyurduğu ilk ayette müminler kurtuluşa ermiştir buyuruyor. Kardeşlerim buraya çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bu ayet bizlere işaret ediyor. Bakın Müslümanlar kurtuldu demiyor, müminler kurtuluşa erdi. Yani öğrendiklerini, bildiklerini hayatında yaşayanlar kurtulmuştur buyuruyor. Allah Celle Celaluhu müminleri müjdeliyor. Kendisine inanan, iman eden müminlere Allah müjde gönderiyor. قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ Müminlere müjdeler olsun. O müminler öyle kimselerdir ki, ayetin devamında Allah buyuruyor ki, اَلَّذ۪ينَهُمْ ف۪ي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ Onlar, namazlarında kıymetli müslümanlar huşu içerisindedirler. Şimdi kıymetli kardeşlerim. İlk ayette yüce Rabbimiz Celle Celaluhu müminler kurtuluşa ermiştir buyuruyor. Ve ikinci kısmında da bizleri cennetlik olarak müjdelediği ilk noktada ellazihum fi salatihim hasiun. Onlar öyle kimselerdir ki namazlarında huşu içerisindedirler. Kıymetli kardeşlerim Cennetlik kimselerin ilk maddesi namazlarında huşu içerisinde olan kimseler. Kardeşlerim, kendimizi bir düşünelim, kıldığımız namazlarımızı düşünelim. Nasıl namaz kılıyoruz? Allah'a ve Resulüne layık bir şekilde mi namaz kılıyoruz? Namazlarımızı huşu içerisinde kılabiliyor muyuz? Allah'ın ilk ayetinde müjdeleyip ardından onların özelliklerinden bahsettiği müminler kurtuluşa ermiştir. İşte o kurtuluşa eren şunlardır buyurduktan sonra onlar namazlarını huşu içerisinde kılarlar buyuruyor. Kıymetli Müslümanlar, şeytanın hayatımız içerisinde birçok tuzağı olduğu gibi namazın içerisinde de bizlere birçok tuzağı vardır. Ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bizlere ifadesiyle bir mümin namaza durduğu zaman şeytan mutlaka onunla uğraşır. Namaz vakti geldiği zaman ilk şeytanın uğraşı kişiye namaz kıldırmamaktır. Kıymetli Müslümanlar bakın namaz kılacak olan Müslümanın şeytanın kendisine kurduğu ilk tuzak kıymetli Müslümanlar kılma namazı. Sonra kılarsın acele etme. Namazı geciktir. Bir şey olmaz ne de olsa çok var. İkinci uğraşı eğer namaza kalk, kalkacak vaziyeti görürse şeytan o kimse de hemen kıymetli Müslümanlar cemaate gidecek olursa cemaatten alıkoymaya çalışır onu. Ya bir şey olmaz cemaate gideceğine camiye evinde kıl. Sabahın bu saatinde kim gidecek camiye diyecek şeytan. Bu sıcakta camiye nasıl gideceğim? Evimde kılayım namazımı oturayım. Bunu söyleyecek. Zaten virüs var. İşte gitmeyelim camiye. Halbuki pazara, çarşıya, her yere gidiyoruz ama camiye gitmeyelim. Virüs camiden yayılıyor. Halbuki dünya üzerinde kıymetli Müslümanlar, Türkiye'mizde özellikle tedbirlerin alındığı en kıymetli yerler camilerimizdir. Bunları bütün dünya sosyal medya üzerinden, televizyonlar üzerinden görüyor. Kıymetli kardeşlerim, şeytanın İkinci uğraşı kişiyi namazdan uzaklaştırmak. Sen işte cemaatle namaz kılma. Acele etme. Kendin işte kılarsın sonra camiye gitme. Eğer cemaatle namazdan da şeytan onu alıkoyarsa üçüncü defada da şeytan ona der ki yani birinci tuzağa düştüğü zaman ikinci tuzağa düşüyor. İkinci tuzağa da düşünce şeytan ona diyor ki ya diyor sen namazını acele etme. Öğlen namazının zaten vakti çok. ikindiye daha 3 dört saat var. Kılarsın. Bekle acele etme. Şeytan bu şekilde uğraştırıyor. Devam ettiriyor, devam ettiriyor. Yani alı koyabiliyorsa kazanıyor. Alı koyamadığı zaman vaktin sonuna bırak bıraktırıyor namazı ve bu sefer diyor ki ya zaten ikindi namazına 10 dakika var. Sen sünnetleri kılmasan da olur. Farzı kıl yeter. Ne de olsa sünnetten sorumlu değiliz. Bu şekilde şeytan ibadetlerimizden koparmaya çalışıyor. Ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki namazından çalan kimse en büyük hırsız odur buyurdu Peygamberimiz. Kim namazından çalıyorsa o hırsızdır. Ne demek bu kardeşlerim? Mesela adam rukiyeye eğiliyor. Ama pe peygamberimizin ifadesiyle sanki işte bir tavuğun, bir kuşun yerdeki yemleri yediği gibi hızlı bir şekilde Allahu Ekber, Allahu Ekber hızlı bir şekilde hal hareketleri yaparak peygamber aleyhissalatü vesselamın ifadesiyle namazı kuşlar gibi kılmayın buyuruyor peygamberimiz. Ve kıymetli Müslümanlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki şeytan eğer insanı hani namazını geciktirmeye çalıştı, sünnetleri de elinden alır. Onu da eğer daha da uğraştırmazsa, ondan da alıkoyamazsa bu sefer der ki namazı bırak kılma. Ondan da alıkoymazsa namazın farzlarına, edeplerine, sünnetlerine, vaciplerine riayet etmediğimiz zaman. Kıldığımız ortama, kılıç, kılınış şeklimize riayet etmediğimiz zaman kıymetli Müslümanlar şeytan bu sefer nasıl aramıza giriyor kıymetli kardeşlerim. Şeytan bu sefer de sen namazdayken namazın huşusunu alt üst etmeye çalışıyor. Kardeşlerim düşmanınızın büyüklüğünün farkına varın. Sizi cehenneme sürükleyen şeytanın sizlerle uğraştığı, sizlerle cehenneme sürüklemeye çalıştığı kadar kim sizinle uğraşıyor? Dolayısıyla kıymetli Müslümanlar ya eyhellezine amenu la tettabi'u hutuvati şeytan diyor Allah. Ey iman edenler şeytanın adımlarına uymayın. Gitmeyin onun peşinden. Ona uymayın. Sizi kandırıyor, sizi cehenneme sürüklüyor. Allah'a ve Resulüne uyun. Sonu cennet olan bir, güzel olan, cennet olan bir yola uyun. Sonu Resulullah'ın razı olduğu bir yola uyun. Bu sizi dünyada da ahirette de mutlu edecektir kıymetli kardeşlerim. Ve Peygamberimiz buyuruyor ki şeytan namazdan da alıkoyamazsa en sonunda ne yapıyor? Namaz kılarken tekbiri aldığı zaman hani ayetin detayını açıklıyorum. اَلَّذ۪ينَ هُمْ ف۪ي صَلَاتِهِمْ Onlar namazda huşu içerisindedirler. Şeytan ne yapıyor? Şimdi ben bunun bir namazından gireyim diyor şeytan. İşte ya iş yerinde ne oldu? Evin kirasını ödedim mi? Fatura kaç para geldi? Yani aklımızdan bin bir türlü kıymetli Müslümanlar bin bir türlü şey geçiyor. Hatta Allah dostlarından birisi talebesi gelip bir mesele hakkında soru soruyor. Diyor ki hocam falanca meselede takıldım unuttum. Yani bana hatırlatabilir misiniz? Diyor ki evladım namaza dur, aklına mutlaka gelir. Namaza durduğun zaman senin aklına gelir o evladım diyor. Çünkü niye kardeşlerim? Namaza durduğumuz zaman yani bizi izleyen kardeşlerimiz de mutlaka hemen anlamışlardır. Namaza durduğumuz zaman namaz dışında zorlasak da aklımıza gelmeyecek şeyler geliyor. İşte bu şeytanın bir oyunudur kardeşlerim. Şeytan sokuluyor, ben bunun namazını ifsad edeyim, namazından huşusunu alayım. Hatta kıymetli Müslümanlar, Hoca efendinin birisi namaz kıldırıyor. Tabi namazdan sonra selam veriyor ama cemaate dönüyor diyor ki kıymetli cemaat. Yani ben namazda üçüncü rekatta mı selam verdim, dördüncü rekatta mı selam verdim? Bir tedirginlik şüphe içerisindeyim. Yani sizden beni takip edenler var mı? Söyleyin bakalım. Yani aranızda mutlaka takip edenler vardır. Üçüncü rekatta mıyız yoksa dördüncü rekatta mıyız? Birinci saftan ses yok. Cemaat zaten hoca şaşırmış. Cemaat hiç aklı başında değil. Ve maalesef kardeşlerim, öncelikle kendim için söylüyorum. Namaza bir duruyoruz. Ya o kardeşim, zaten 5 dakikamız. Hadi iki rekat namazlar bir 5 dakika sürüyor. 4 rekat namazlar 5-6 dakika sürüyor. Bu 5-6 dakikada da Allah'ın huzurundayken bile şeytanla uğraşıyoruz. Kıymetli Müslümanlar, imamlarımızın camide namaz kıldırdığı yere mihrap deniliyor. Mihrap. Namaz kıldırılan yere Kıymetli kardeşlerim bunun anlamı nedir biliyor musunuz? Namaz kıldırılan yerin mihrap denmesinin sebebi mihrap savaş alanı demektir. Savaş alanı, cihad alanı. Çünkü sen mümin olarak namazdayken bile şeytanla cihad ediyorsun. Namazını kılan mümin, ayakta tutan mümin ve akimus namazını dik, dik, dik tutan adam şeytana darbesini vurmuş demektir. En büyük darbeyi vurmuş demektir. Ve şeytan kıymetli Müslümanlar namazda sokulduğu zaman işte hoca efendi cemaatine soruyor. Yani kaçıncı rekattaydık? Hatırlıyor musunuz? Birinci saftan ses yok, ikiden ses yok, üçüncü saftan ses yok. Kimse hocayı uyarmıyor. Arka saflardan birisi diyor ki hocam biz işte dördüncü rekattaydık. Yani namazı tam kıldık. İçinizde şüphe olmasın. Ben eminim takip ediyordum. Hoca efendi diyor ki nasıl takip ettin? Bize de söyle hani yani bu şekilde takip etmenin bir usulü varsa bize de söyle biz de takip edelim. Buyuruyor ki hocam siz birinci rekattayken birinci iş yerimi teftiş ediyordum. İkinci rekattayken ikinci yerimi teftiş ediyordum. İkinci iş yerimi teftiş ediyordum. Üçüncü rekattayken üçüncü iş yerimi teftiş ediyordum. Hocam tam dördüncü rekatta dördüncü iş yerimi teftiş ederken bir de baktım ki selam verdiniz. Yani adam da namazından haberdar değil zaten. Ama hocam diyor dördüncü dükkanımda olduğuma göre kesin dördüncü rekattayız. O şekilde namazı tamamlamış olduk. Kardeşlerim Şeytan namazımızdan alıyor. Namazımızdan götürüyor. Onun için Allah diyor ki müminler öyle kimselerdir ki namazında huşu içerisindedirler onlar. Kardeşlerim namazlarımızı kontrol edelim. Namazın içinde nasıl hareket ediyoruz? Hal hareketlerimiz nasıl? Tekbiri aldığımız zaman nerelere gidiyoruz? Kimlere uyuyoruz? Aklımıza bin bir türlü şey geliyor. Şeytanın vesveseleri, dünyevi işlerimiz. Kardeşlerim sahabelerden birisi radıyallahu anhum namaza durdu namazda sürekli kendisini meşgul eden hurma bahçeleri vardı. Sürekli kendisini meşgul ediyor. Ve kıymetli Müslümanlar namaz çıkışındaki hemen ilk işi kendisini namazda düşündüren, namazda Allah ve Resulünden uzaklaştıran o hurma bahçelerini hemen Allah yolunda feda etti. Kendisine sordular dediler ki niye dağıtıyorsun bunları? Dedi ki namazda beni oyalıyor. Namazda aklıma giriyor. Kardeşlerim Hani bazen çok zenginlik istiyoruz ya diyoruz ki Allah'ım bize çok zenginlik ver ya Rabbi diyoruz. Ama bazen de kıymetli Müslümanlar bizi alıkoyuyor. Ve dua ederken Allah'ım bizlere hayırlı zenginlik ver ya Rabbi diye dua etmemiz lazım. Allah'ım helalinden bizleri istikametten ayırmayacak, bizleri dinden uzaklaştırmayacak hayırlı rızıklar nasip et ya Rabbi diye dua etmemiz lazım. Ve kıymetli Müslümanlar namazdaki halimiz çok önemli. Allah'ın huzurundayız düşündüğümüz şeyler, aklımıza gelen her şey. Bir namazdayız kardeşlerim. Peki şimdi bazı kardeşlerimiz diyecek ki hocam yani biz bu vesveselerden nasıl kurtulalım? Yani namaz kıldığımız zaman aklımıza bir şeyler gelmesin. Yani Allah'a kendimizi tam vererek namaz kılalım. Bize ne konuda bunu nasıl tavsiye edersiniz diye soran kardeşlerimiz varsa. Şimdi bu kardeşlerimize sesleniyoruz. Eğer namazda şeytan sizi alıkoyuyorsa, şeytan sizi oyalıyorsa namazda. Şunu yapın mutlaka. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki eğer şeytan sizi namazda çok oyalıyorsa, namazda aklınız çok farklı yerlere gidiyorsa, kaçıncı rekattayım, hangi sureyi okuyorum, zammı sureyi okudum mu, Fatiha'yı atladım mı, sürekli bu şekilde namazda vesveseye düşen kardeşlerimiz bu hadis-i şerifi iyi dinlesinler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Namaza durduğunuz zaman cennet sağ tarafınızda, cehennem sol tarafınızda düşünün. Bu şekilde namaza durun ve namaza durduğunuz zaman arkanızda Azrail aleyhisselam sizi bekliyor vaziyette namaza durun. Ve öyle bir namaz olsun ki sanki son namazınız. Azrail aleyhisselam size diyor ki namazını kıl, namazın bittikten sonra vaadin dolacak ve ben senin canını almakla görevlendirilmek üzere buraya geldim. قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذ۪ي هُكُلَ بِكُمْ ثُمَّ اِلٰى Ve Allah diyor ki Celle Celaluhu ben Azrail aleyhisselamı sizlere Canınızı almak için vekil tayin ettim. Dönüş ancak Rabbinizedir. Kıymetli kardeşlerim, Resulullah diyor ki, Azal aleyhisselam arkanızdaymış gibi namazınızı kılın. Ne demek bu? Kıymetli kardeşlerim, şimdi birimizin başına bu olay gelse, yani Azal aleyhisselam gelse bize dese ki, öğlen namazının tam üstündesin. Azal aleyhisselam dedi ki sana, bu namazını kıl, bu senin son namazın olacak. Son kıldığın namazı nasıl kılarız kıymetli Müslümanlar? Azrail Aleyhisselam başımızda beklese dese ki namazı kıldıktan sonra senin canını alacağım dese nasıl hareket ederiz? Kıymetli Müslümanlar hiç başımızı secdeden kaldırmayız. Secdeye gittiğimizde normal zamanlarda Subhane Rabbiyel Ala demeden hızlı bir şekilde sup 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 böyle hızlı bir şekilde Allah'ı zikreder gibi gösteriş yaparak bu şekilde yaptığımız sarf ettiğimiz zamanı Azrail Aleyhisselam başımızdayken başımızı hiç secdeden kaldırmayız kıymetli Müslümanlar. Dolayısıyla Resulullah buyuruyor ki Azrail Aleyhisselam yanınızda sizin canınızı alacak şekilde sanki son namazınızı kılıyormuş gibi kılarsanız ve kıymetli Müslümanlar burası çok önemli. Vesveseye namazda kapılmak istemiyorsanız bildiğiniz sureleri namazda okuduğunuz evvela Fatiha suresi ve onun ardından okuduğunuz zammı surelerin manalarını öğrenin. Namazda bunlarla meşgul olursanız eğer, namazda kendisine vesvese gelmesini istemeyen kardeşlerimiz bunları mutlaka denesinler. Okuduğunuz surelerin anlamlarını öğrenin. Elem Tara suresini okuyorsanız, Fil suresini, Kuray suresini okuyorsanız bunların manalarını öğrenin ve bunların manalarını öğrendiğimiz zaman kıymetli kardeşlerim bunların manalarını düşünerek hareket ettiğimizde bu şekilde namazımızı kıldığımızda daha huşulu bir namaz kılarız. Dolayısıyla İlk ayetin sırrına mazhar olmuş oluruz. Allah buyuruyor ki o müminler öyle kimseler ki namazlarında huşu içerisindedirler. İkinci ayete geçiyorum kardeşlerim. Rabbimiz Celle Celaluhu ikinci ayette buyuruyor ki ilk ayette müminler felaha kavuştu. İkinci ayette onlar öyle kimseler ki müminler onlar öyle kimseler ki namaz içerisinde huşu içerisindedirler. Namazda huşudadırlar. Üçüncü ayette de وَالَّذ۪ينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ Müminler öyle kimselerdir ki onlar boş şeylerden yüz çevirirler. Kardeşlerim şimdi ikinci maddede dedik ki namazında huşu içerisinde. Üçüncü ayette dedik ki boş şeylerden yüz çevirenler. Kardeşlerim daha birinci maddeden sınıfta kaldık. Namazlarımız huşulu değil. İkinci maddeye geldik. Üçüncü maddede. İlk şart mümin olmak, ikinci şart namazı huşu içerisinde kılmak, Üçüncü şart o müminler öyle kimselerdir ki vellezine hum onlar anil lagvi muaridun Boş şeylerden yüz çevirirler. Meşguliyetlerini Allah ve Resulü uğruna verirler. Meşguliyetlerini rızıklarını temin etmek için kullanırlar. Ama Allah'ı unutmadıkları halde. Kıymetli kardeşlerim şu hadis-i şerifi nakletmek istiyorum. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki bir amel vardır ki öyle bir ameldir ki bu bu amelleri insanın işlediği günahları yani ne hac silebilir, ne umre silebilir, ne zekat silebilir, ne namaz silebilir. Ama tek şey vardır. Sahabe-i Kerem buyurdu ki ya Resulullah namazın silmediği günahı, istiğfarın silmediği günahı, haccın, umrenin, zekatın silmediği günahı ne silebilir ey Allah'ın Resulü diye sorulduğunda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki ashabım bir müminin kendi aile efradı için, çoluk çocuğu için rızık temin ederken döktüğü telleri, döktüğü telleri onun günahlarını silecektir buyuruyor. Öyle günahlar vardır ki namaz silmez, hac silmez ama ailesinin yolunda, rızık yolunda döktüğü teller onun günahını silecektir buyuruyor kainatın efendisi. Kıymetli kardeşlerim, üçüncü maddede müminler boş işlerden yüz çevirecek. Kardeşlerim, günlük zaman dilimlerimizi düşünelim. Bir 24 saat içerisinde neler yapıyoruz? Mesela herkes kendisini sorsun. Ben kendi nefsime sorayım. İzleyen kardeşlerimiz herkes kendi nefsine. Mesela şu an saat 9.30-10 diyelim. Saat 9.30 diyelim. Ve bu saatte kardeşlerim soralım kendimize sabahtan şu zamana kadar, şu vakte kadar neler yapabildik? Allah için hangi amelleri yapabildik? Allah'ı razı etmek için neler yaptık? Kıymetli kardeşlerim, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bu maddede bizleri özellikle uyarıyor. Ashabına az önce ifade ettiğim gibi dedi ya, bu ayetin ilk on emriyle amel eden insan cennetliktir. Üçüncü maddede Peygamberimiz bunu anlatırken şöyle buyurdu. Kim boş işlerle, boş sözlerle meşgul olursa, o kimse cennete girse dahi, Firdevs cennetine, Naim cennetine, yani peygamberlerin, sıddıkların, şehitlerin, şühedaların olduğu, bulunduğu cennete giremeyecek buyuruyor peygamberimiz. Kimdir bunlar? وَالَّذ۪ينَهُمْ عَنِ اللّٰهُ مُعَرِضُونَ Boş işlerden yüz çevirmeyen insanlar. Akşama kadar sürekli sosyal medyada hayatını çürüten gençler. Telefona haps olarak yaşayan Müslümanlar. İnternetin başında hayatını çürüten, belini internet başında büken Müslümanlar. Allah yolunda belini bükmeyen, Rabbimizin huzurunda belini da bükmeyen, secdede yere kapanmayan Müslümanlar. Kardeşlerim, vaktinizi boşa harcamayın. Kıymetli Müslümanlar, burası Müslümanların bu ifadede وَالَّذ۪ينَ هُمْ عَنِ اللّٰهُ مُعْرِضُونَ Müminler, boş şeylerden yüz çevirecekler. Boş konuşmalardan yüz çevirin. Boş ortamlardan yüz çevirin. Size dünyalık sadece ve sadece dünyalık katan, dünyalık kazandıran ortamlarda sürekli bulunmayın. Kalbinizi karartmayın. Kıymetli kardeşlerim, boş sözler dediğimiz zaman bu bunu geniş bir şekilde örneklendirebiliriz. Oturuyoruz, bir çay konuluyor, bir yemek yeniliyor. Akşama kadar boş muhabbetler, boş sözler. Peki oturduğumuz ortamı cennet bahçesine çevirmek için Resulullah bize neyi tavsiye ediyor? Bulunmuş olduğumuz ortamları cennet bahçesine çevirmek istiyorsanız oturduğunuz yerlerde Allah ve Resulünden bahsedin. En azından selamun aleyküm ile süsleyin. Besmele-i şerif süsleyin. Allah'ın bir ayeti ile süsleyin. Kıymetli Müslümanlar, mümin boş işlerden yüz çevirecek. Mümin boş sözlerden yüz çevirecek. Boş sözlerden yüz çevirirse Allah'ın razı olduğu kimselerden olur. Sürekli kendisini boş işlerle meşgul eden insanı şeytan işgal eder kardeşlerim. Bütün vücudunu işgal eder, bütün bedenini işgal eder. O kimseyi cehenneme kazandırma yolunda çok büyük çabalar sarf etmez kardeşler. Dolayısıyla kıymetli Müslümanlar zamanımızı boşa harcamayalım. Boş yerlerde vaktimizi geçirmeyelim gençler delikanlılar. İnternet ortamlarında, sosyal faaliyetlerde, kafelerde. Yani hani bu hiçbir şekilde gezmeyin dolaşmayın anlamına gelmiyor. Müslüman en iyisi ne yapabiliriz? Ailemize vakit ayıracağız. Çoluk çocuğumuza vakit ayıracağız. Hatta onlara ayırdığımız zaman ibadettir. Onlara ayırdığımız zaman bizim için sadakadır kardeşlerim. Çocuklarla çocuklarımıza, evlatlarımıza ayırdığımız zaman sadakadır. Ancak bunu kıymetli Müslümanlar israfa götürmeyeceğiz. Saatlerce televizyon başında vaktimizi boşuna harcamayacağız. Ama bakın kıymetli Müslümanlar, televizyon başındaki vakitlerinizi Allah'ın ayetlerine ayırırsanız boş vakit geçiren Müslümanlardan olmazsınız. Çünkü ayet dinliyorsunuz. Çünkü hadis dinliyorsunuz. Dolayısıyla kıymetli Müslümanlar bu üçüncü maddeye dikkat edeceğiz. Üçüncü maddede kainatın efendisi bizlere Müminun suresinden üçüncü maddeyi naklederken, üçüncü ayeti naklederken boş işlerden yüz çevirecek Müslümanlar. Rabbimiz bizleri boş işlerden yüz çeviren, her bulduğu boş ortama oturup, işte kumar ortamıyla, okeyiyle, Allah'ın istemediği ortamlarda vakit geçiren Müslümanlardan olmaktan Allah bizleri muhafaza eylesin. Allah bizleri kendi yoluna feda eden, kendisini adayan kullarından olmayı nasip eylesin. Allah Celle Celaluhu sohbetimizin tesirini halk eylesin. Rabbimiz inşallah saydığımız bu cennetle müjdelenen kişilerin vasıflarını anlatan maddeleri inşallah hayatımızda taşımayı, yaşamayı Allah bizlere nasip etsin. Kıymetli kardeşlerim en son dedi ki Müslüman boş sözlerden yüz çevirecek yani bulunduğu ortamları cennet bahçesine çevirecek, bulunduğu ortamları süsleyecek, Allah ve Resulünün ayetlerini anlatacak, insanları dine davet edecek, İslam'ın emirlerini insanlara anlatacak. Ve tabi bununla beraber elbet insan dünya kelamları konuşacak ama bunda aşırılığa gitmememiz gerektiğini bilmemiz gerekiyor kıymetli Müslümanlar. Yani sürekli hayatını boş geçiren insanlar, boş kelamlarla, boş yaşantıyla, ve boş sözlerle geçiren insanları Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de eleştiriyor. Kıymetli kardeşlerim, dilimizden dökülen her sözün hesabını kıyamet günü vereceğiz. Ve Hazreti Osman Efendimizin ifadesiyle, ağızdan çıkan söz eğer Allah'ın razı, razı olduğu bir söz olursa o söz senin eserin olur. Ama eğer ağzından çıkan söz Allah ve Resulünün rızası yoksa sen o sözün esiri olursun. Sözlerinizin esiri olursunuz kardeşlerim. Dolayısıyla Rabbimiz kelamımızı, dilimizi Allah muhafaza etmeyi nasip etsin. Kardeşlerim bulunduğumuz ortamları peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Oturduğunuz ortamlar kıyamet günü sizlerden şikayetçi olacak. Peki nasıl şikayetçi olacak? Oturuyorsunuz saatlerce işte dünyevi konuşuyorsunuz. Futboldan konuşuyorsunuz, sosyal medyadan konuşuyorsunuz, siyasetten konuşuyorsunuz ama İslam'dan hiç konuşmuyorsunuz. Peygamberimiz buyuruyor ki oturduğunuz ortamlar kıyamet günü sizden şikayetçi olacak. Diyecek ki Allah'ım bu adam iki saat oturdu, boş konuştu. Her şeyden bahsetti ama senden bahsetmedi. Ya Rabbi seni konuşmadı. Bastığımız topraklar şikayet edecek. Oturduğumuz koltuklar şikayet edecek. Her ne kadar cansız olarak biz onları görsek de kıyamet günü Allah onları dile getirecek. Dolayısıyla Resulullah buyuruyor ki oturduğunuz yerlerin sizden kıyamet günü şikayetçi olmasını istemiyorsanız eğer Allah'ı ve Resulünü konuşun. Bir şey konuştuğun zaman Allah'tan örnek verebilirsin, ayetten örnek verebilirsin, hadisten örnek verebilirsin. Allah'ın kelamlarıyla sözlerini, kelamlarını kardeşlerim şereflendirebilirsin, izzetlendirebilirsin. Kıymetli Müslümanlar dördüncü madde وَالَّذ۪ينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki onlar öyle kimselerdir ki dedi ki anlamsız şeylerden yüz çevirirler وَالَّذ۪ينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ Dillerini ya da ırzlarını korurlar. Bu da farklı manalara geliyor ayet-i kerimede. O kimseler ırzlarını ve dillerini muhafaza ederler. Kıymetli kardeşlerim, Müslümanı cehenneme sürükleyen en büyük şey dilidir. Buna dikkat etmesi lazımdır. Çünkü konuştuğumuz her şeyden sorumluyuz dedik kardeşlerim. Dolayısıyla Allah kıyamet günü konuştuklarımızdan bizi sorumlu tutacak. Akşama kadar konuşuyoruz, her şeyi söylüyoruz. Dedikodu yapıyoruz, gıybet ediyoruz, fitne yapıyoruz, vesat yapıyoruz. İnsanları birbirine karıştırıyoruz, bunları yapıyoruz. Allah bu dilden çıkan sözlerin, kelamların hesabını soracak bizlere. Onun için kardeşlerim, hem ırzını koruyan, iffetini koruyan, hem dilini koruyanlar, cennetlikle, cennetle müjdelenen insanların vasıf, taşıdığı vasıflardan taşımış olurlar. Diğer ayete geçiyoruz. İlla ala ezvacihim evma melekat eymanuhum. Kıymetli Müslümanlar bu ayette Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki Allah'ın kendisine verdiği Allah'ın kendisine verdiği hanımlardan e, onları sadece onlarla kendilerini idare ederler ve onların üstesine geçmezler. Ellezine illa ala azwajihim aw ma malakat eymanuhum fe innahum gayru Allah buyuruyor ki onlar sadece eşleriyle ve ellerinin altındakileriyle yetinirler. Evli olan Müslüman kardeşlerim, genç kardeşlerimiz, büyüklerimiz. Evli olan kimseler kıyamet günü Allah'ın huzuruna çıktıklarında çok büyük hesaplara maruz kalacaklar. Evli oldukları halde zina yapanlar, evli oldukları halde zina yoluna yürüyenler, bekar olup da evli olan insanlarla zina yapanlar. Allah buyuruyor ki sizlere verdiğim helal eşlerinizle yetinin. Allah sana bir zevce nasip etmiş. Nikahın kıyılmış, helal olmuşsun. Allah katında, defterinde sizi karı koca ilan etmiş. Aranızda haram bir bağ kalmamış. Ama sen evdeki helalini bırakıyorsun. Ne yapıyorsun? Giriyorsun dışarıda haram olanlara gözün takılıyor, bedenin takılıyor, vücudun takılıyor. Kıymetli kardeşlerim, özellikle gece saatlerine kadar eşlerini evde bekletenler, kahve köşelerinde, kumar ortamlarında, Allah'ın istemediği diskobar ortamlarında, alkol ortamlarında, geceleri geç saatlere kadar çoluk çocuklarını, evlatlarını evinin bahçesinde, balkonda, kapısında bekletenler. Erkek kardeşlerim bunlara dikkat etmelidirler. Allah buyuruyor ki sizlere verdiğim eşlerle idare edeceksiniz. Ellerinizin altında olanların nimetinin kıymetini bileceksiniz. Şeytan zaten seninle uğraşacak. Şeytan seninle hep uğraşıyor diye her şeyi bırakıp nefsine mi uyacaksın? Kıymetli Müslümanlar, Evli olan insanlar nasıl ki mesela örnek veriyorum bir insanın bahçesinde ağacı olsa, meyvesi olsa, her şeyi olsa başka bir yerde de yine aynı ağaçta mesela elması varsa bahçesinde, dışarıda başkasının bahçesinde bir elma gördüğü zaman o elma onun daha çok hoşuna gidiyor. Çünkü nefis onu daha çok tatlı gösteriyor. Halbuki aynı şey. Aynı tat. Aynı şekilde kardeşlerim, hanımlarımız için Allah bizlere hanımlarımızı ikram etmiştir. Eşlerimizi Allah bize de emanet bırakmıştır. Kainatın Efendisi Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki veda hutbesinde kadınlar hususunda Allah Allah'tan korkun çünkü onlar size Allah'ın emanetidir. Kıymetli Müslümanlar dolayısıyla Müslüman eşi varken harama meyletmeyecek. Allah öyle emrediyor. Cennete gitmek istiyorsan, cennetle müjdelenmek istiyorsan, bu vasıfları yaşamak istiyorsan Allah'ın emirlerini yerine getireceksin. Öyle tabiri caizse kıymetli Müslüman be bedavadan cennet yok. Rahat cennet hayatı kazanmak yok. Yattığımız yerden cenneti kazanmak yok. Çalışacağız, çaba göstereceğiz, gayret göstereceğiz. Uykumuzdan feda edeceğiz, gençliğimizden feda edeceğiz, nefsimizden feda edeceğiz, varlığımızdan feda edeceğiz, Allah'a feda edeceğiz, vereceğiz kendimizi. Bu şekilde cenneti kazanabiliriz. Ve kardeşlerim, Müslüman Allah'ın kendisine verdiği, evinde Allah sana eşini ikram etmiş, helal, Rabbimiz sana bağış etmiş. Eşleriniz sizin ziraat tarlalarınızdır. Onları dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz diyor Allah. Hunne libasul ve entum libasul Onlar sizin giysileriniz, siz onların giysilerisiniz buyuruyor. Kardeşlerim ayeti kerime karı kocayı ne güzel bir şekilde ifade etmiş. Allah buyuruyor ki erkeğe buyuruyor, emrediyor sen eşinin elbisesisin. Kadına emrediyor sen de kocanın elbisesisin. Çünkü Kıymetli Müslümanlar elbise ne demek? İnsanın vücudunun haya yerlerinin, edep yerlerinin dışarıya karşı örtmesini vesile olan bir bez parçasıdır. Allah diyor ki erkek hanımının elbisesidir. Kadın da eşinin elbisesidir. Ve birbirlerine karşı çok hak ve hukukları vardır. İnşallah önümüzdeki sohbetlerimizde Allah nasip ederse daha detaylı aile hayatını, karı koca hayatını e, hak hukukları inşallah detaylı bir şekilde Rabbimiz nasip ederse detaylandırırız. Ama buradaki meselede Allah buyuruyor ki ey Müslüman erkek, ey Müslüman kadın. Evinde Müslüman kadına diyor Allah sana kocanı helal kılmışken dışarıda huzur arama. Haramda huzur ararsan Allah sana huzuru haram eder. Haramda huzur aramayacaksın. Kıymetli Müslümanlar. Allah Celle Celaluhu erkeğe de emrediyor ve buyuruyor ki şeytan her zaman dışarıdakini sana süslü gösteriyor evde eşin var helalin var ama şeytan haramı daha tatlı gösteriyor sana ve bu şekilde daha da gösterecek devam edecek buna kıymetli Müslümanlar kıymetli kardeşlerim 7. ayet-i kerime geçelim Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki fe menibtegâ verâ ezâlike feulâike humul humul ama her kim bunun ötesine geçerse neyin ötesine geçerse namazda huşuyu çiğnerse. Üçüncü özellik kardeşlerim boş sözlerden yüz çevirmezse. Dördüncü özellik kıymetli Müslümanlar. وَالَّذ۪ينَ هُمْ لِزَّكَاتِ Zekatta fiiliyat içinde olmazsa Allah'ın kendisine verdiği malı kullanmazsa Allah yolunda zekat vermezse malının kırkta birini ihtiyaç sahiplerine vermezse diğer maddede dilini korumazsa namusunu ırzını muhafaza etmezse son okuduğumuz maddede Allah'ın kendisine helal ettiği eşiyle yetinmezse Allah buyuruyor ki ayetin devamında femeni bu tegavvera ezalike fe humul adun eğer her kim bunun üstesine geçerse bunun ötesine geçerse onlar öyle kimselerdir ki fe humul adun onlar haddi aşan kullardır. Kardeşlerim Allah'a karşı haddinizi aşmayın. Hani bazen kendi ortamlarımızda olur. Birisi farklı bir kelime kullanır deriz ki haddini aşma. Kendi boyunu geçme. Sınırını aşma deriz. Allah da buyuruyor ki benim sınırımı çiğnemeyin. Ayetlerimin çiğnenmesine seyirci kalmayacağım diyor Allah. Allah'ın ayetlerinin çiğnenmesine seyirci kalmayacağını bilelim. Musibet de rahmet tokadıyla Allah kullarını uyarır kardeşlerim. Bu belki de bu virüs belki de bir deprem olabilir. Belki de başka bir felaketle Allah kullarını uyarıyor olabilir. Kıymetli Müslümanlar, dolayısıyla Allah kullarından haddi aşmamasını emrediyor. Kulum, haddini aşmayacaksın. Allah'a karşı, Resulüne karşı çizgini bileceksin. Humul aadun haddini aşarsan nasıl haddini aşmış olursun? Bu az önce bahsetmiş olduğum Menun suresinde peygamberimizin ifadesiyle kim bunları yaparsa o kimseler bu ilk on maddeyi yerine getirenler, ilk on maddeyi yapanlar cennetle müjdenilecektir buyuruyor. Eğer bunları yapmazsan Resulullah'ın ifadesiyle kıymetli Müslümanlar ne olacak o zaman? Allah'a karşı haddimizi aşmış olacağız. Kıymetli kardeşlerim ayetin devamında Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki وَالَّذ۪ينَ هُمْ ve وَاَحْدِهِمْ Kardeşlerim yine toplum olarak sınıfta kaldığımız maddelerden bir tanesi. Vallazina o müminler öyle kimselerdir ki atfediyor kad eflehal الْمُؤْمِنُونَ ayetine. Müminler kurtulmuştur. Onlar öyle kimselerdir ki vallazina hum li emanatihim ve ahdihim ra'un. Onlar emanetlerine ve sözlerine riayet ederler. Kaç Müslüman sözünde duruyor kardeşlerim? Kaç Müslüman kendisine verilen emanetlere sahip çıkıyor? Kıymetli Müslümanlar, öyle bir ahir zaman musibetiyle uğraşıyoruz ki, üzerimize öyle bir musibet, öyle bir fitne yağıyor ki, Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de överek bahsettiği şeyleri bile artık parayla yapacak bir hale dönüştü. Kıymetli Müslümanlar bugün bazı e, işte gençlerimiz sınavlara geliyorlar. Sınav girişlerinde sınava girdikleri zaman içeriye telefon sokamıyor, işte metal bir şey götüremiyor bu sefer içeriye giremediği için, bunlarla sınava giremediği için bir yerlere bunları bırakması gerekiyor. Tabi bizim fırsatçılarımız çok. Kardeşlerim kesinlikle hakaret etmiyorum. Sadece yanlış olduğunu ifade etmek için söylüyorum. Adam kapısına yazmış, işte kırtasiyeci kardeşim yazmış, e, hemen yanına börekçi kardeşim yazmış, kahveci kardeşim, marketçi kardeşim, esnaf kardeşim yazmış, emanet alınır, altına 5 TL yazmış. Emanet alınır 10 TL. Ey Müslüman, Allah'ın emanete sahip çıkarsanız karşılığında cennet nimetleri vardır dediği emaneti de mi parayla satıyoruz? Allah'ın verdiği bu nimet bile parayla satılıyor. Öyle bir zamana geldik. Müslümanlar kendimizi toparlamamız lazım. Kendimizi uyandırmamız lazım. Yoksa ölüm bizi uyandıracak, yoksa Azrail Aleyhisselam bizi uyandıracak. Allah'ın ayetleri bizi uyandırmıyorsa, Peygamber Sallallahu Aleyhi ve ayetleri bizleri uyandırmıyorsa Kardeşlerim Azrail Aleyhisselam bizleri uyandıracak. Allah bize emanete sahip çıkmamızı emrediyor. Parayla emanet al demiyor Allah bizlere. Vellezine <laughs> onlar öyle kimselerdir ki hum li emanatihim onlar emanetlere verilen Müslümanların kendisine verdiği emanetlere sahip çıkarlar. Kıymetli Müslümanlar okuduğum ayet-i kerime Müminun suresi 8. ayeti tefsir ediyoruz. Vellezine <laughs> hum li emanatihim ve ahdihim ra'un. Müminler öyle kimselerdir ki emanetlerine ve sözlerine riayet ederler. Emanet verdiğinde emanete sahip çıkar. Emanet aldığında emanete sahip çıkar. Kıymetli Müslümanlar, bununla alakalı kısa bir hadis naklediyorum. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den Medine'ye hicret ettiği zaman müşrikler Resulullah'a gece baskını yapıp peygamberimiz Aleyhissalatu vesselamı yatağında öldürmek için bir plan kurdular. Ve dediler ki eğer 5 kişi 10 kişi Muhammed'i Aleyhissalatu vesselamı yatağında öldürürseniz yani kimin öldürdüğü belli olmazsa toplu olarak yani ölümle karşı kullanılan cezalardan muaf kalmış olursunuz. Yani kim öldürdüğe gider, kim vurduğuya gider. Böyle bir tuzak hazırladılar peygamberimize. Kardeşlerim peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem Allah'ın peygamberi bu haberi Cebrail Aleyhisselam'dan aldıktan sonra Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bu durumu Hazreti Ali Efendimiz'e anlattı. Hazreti Ali buyurdu ki ya Resulallah siz gidin Medine'ye hicret edin. Ebu Bekir'le beraber yola çıkın. Ben sizin yatağınızda onları beklerim ey Allah'ın Resulü. Kardeşlerim Hazreti Ali Efendimiz radıyallahu anhum ilmin kapısı Ali. Resulullah'ın damadı Ali. Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın yatağına girerek ölümü beklediği. Nasıl bir teslimiyet bu kardeşlerim? Ve kardeşlerim Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi Vesselam Hazreti Ali'ye yatağını bırakırken Hazreti Ali'ye şöyle buyurdu. Ey Ali ben birazdan hicret edeceğim ancak birazdan beni öldürmeye gelecek falanca kişilerin emanetleri bende var. Kıymetli Müslümanlar kendisini öldürmeye gelen kimselerin emanetini bile koruyan Peygamberin ümmetiyiz biz. Emanetleri ne zaman parayla alır olduk? Kendisini öldürmeye gelen insanların emanetini düşünüyor Peygamber aleyhissalatu vesselam. Diyor ki ey Ali birazdan beni öldürmeye gelecek olanlar var. Şu emaneti onlar bana bırakmışlardı. Beni öldürmeye geldikleri vakit kapımı çaldıkları vakit bu emaneti onlara ver. Yoksa emanet hesabıyla Allah'ın huzuruna çıkmak istemiyorum ey Ali buyuruyor. Kardeşlerim böyle bir peygamberin ümmetiyiz. Verilen emanetlere sahip çıkmamız lazım. Emanetleri olduğu gibi sahibine teslim etmemiz lazım. Altından kalkamayacağımız emanetlere de sahip çıkmamamız gerekiyor. Kıymetli kardeşlerim, mat, ayeti kerime iki maddeden bahsetmiş. Birincisi emanete sahip çıkacak. İkincisi vellezine onlar öyle kimselerdir ki hem emanete sahip çıkacak ve ahdihim ra'un ve sözlerine riayet edecekler. Kıymetli Müslümanlar, hani az önce söyledim ya, yine sınıfta kaldığımız maddelerden birisi. Biz peygamberin ümmetiyiz aleyhissalatü vesselam. Hiçbir şekilde hayatı boyunca yalan söylemeyen Hazreti Ebabekir Bekir Sıddık'ın, peygamber aleyhissalatü vesselama gelip, Ya Resulallah, cennetin sekiz kapısı vardır. Bu cennetin sekiz kapısından çağrılan ümmetinden şerefli bir kimse olacak mıdır ey Allah'ın Resulü? Hazreti Ebubekir'in bu sorusu üzerine Ya Resulallah cennetin bütün kapılarından çağrılacak olan ümmetin var mıdır? Kimdir o şerefli kimse? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki ey Ebubekir ümmetimden cennetin bütün kapılarından her bir kapıdan bir meleğin seslendiği çağırdığı bir kimse olacaktır. O kimse sensin ya Ebubekir. Cennetin bütün kapılarından çağrılan adam sensin ey Ebubekir dedi. Niye? Çünkü dürüst olan Hazreti Ebubekir Bekir Sıddık. Yalan söylemeyen Ebu Bekir Sıddık. Kardeşlerim Allah birçok ayette Allah yalancılara lanet olsun buyuruyor. Lanet Allahi alel kazibin. Allah'ın laneti yalancıların üzerine olsun diyor. Kıymetli Müslümanlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Müslüman yalan söylediği zaman o yalan sebebiyle Üzerinden çıkan pis kopu, koku sebebinden dolayı melekler, rahmet melekleri ondan kaçarlar, uzaklaşırlar. Yalan söylediğiniz zaman sizden kaçacaklar melekler. Verdiğiniz sözlerde duracaksınız. İnsanlara söz verdiğiniz zaman borç veren kimseler, başka bir sebepten dolayı, ticaretten dolayı söz veren kimseler, eğer verdiğiniz sözü yerine getirmezseniz kıyamet günü karşınızda hesap sorucu olarak Allahı göreceksiniz ve Allah soracak kulum sen falanca insandan borç aldın ve ben sana bunu 10 gün sonra ödeyeceğim diye söz verdin. Aradan 10 gün geçiyor, 20 gün geçiyor. Abi vallahi arayacağım seni. Abi söz veriyorum. Abi anne annem vefat etti. Abi baba annem öldü. Hatta kardeşlerim bazen esnaf kardeşlerimizle sohbet ettiğimiz zaman onlar bize çok bunları anlatıyorlar. Diyorlar ki hocam alacaklarımız olan adamlar yani bir tane adam diyor bize geldi. İşte hemen alacağımız olduğu için konuşuyor. Alacağımızı istediğimiz zaman babaannem öldü. Adam diyor üç defa babaannesini öldürdü diritti diyor ya. Sebep ne? İşte adamın adamdan aldığı emaneti geri vermem bahanelerle. Kardeşlerim emanet aldığınız zaman altından kalkamayacağınız borçlar almayın. Altından kalkamayacağınız borçlar aldığınız zaman karşı tarafa yalancı olacaksınız. Ve o adam size hakkını helal etmediği müddetçe Kıymetli Müslümanlar peygamberimiz şöyle buyuruyor. Bir adam Allah yolunda savaşsa bile, Allah yolunda şehit olsa bile o adamın borcu varsa cennete giremez buyuruyor. Borçlu adam dikkat edecek, borcunu ödeyecek ya da öldüğü zaman ailesi ödeyecek. Ama imkanı yoksa diyelim hani bilerek değil de kasıtlı olarak yapmıyorsa bunu. Borcu var ama imkanı yok ödeyemiyor. Karşı tarafa bunu anlatacak, izah edecek. İnsanı saf yerine koymayacak. İnsanı aldatmış yerine koymayacak. Kıymetli Müslümanlar buna çok dikkat etmemiz lazım. Müslüman verdiği sözde duracak. Bir konuda bir şeye söz verdin mi o sözü yerine getireceksin. Ya eyühellezine amenu lima taqulun ma la Ey iman eden kullar için yapmayacağınız sözleri söylüyorsunuz buyuruyor Allah Celle Celaluhu. Saf suresi 2. ayet-i Sebbaha ma fis semawati ve'l ve huvel azizur hakim. Ya eyhellezina amenu lima taquluna ma la tafalun. Niye yapamayacağınız sözleri söylüyorsunuz? Abi ben senden bunu alıyorum. Kardeşim senden şu kadar borç aldım. 10 gün sonra vereceğim. Zaman belirtiyorsun, vermiyorsun, yalan söylüyorsun. Allah'ın lanetine maruz kalıyorsun. Borcun sahibinin bedduasına maruz kalıyorsun. Buna dikkat etmemiz lazım kardeşlerim sözümüzde duracağız. Müslüman verdiği her konuda sözde duracak. Ve peşin konuşmayacak, kesin konuşmayacak. Bazen şahitlik ediyoruz, telefonu açıyoruz hemen. Kulağımıza koyuyoruz. Alo, neredesin? İşte falanca yerdeyim. Ne zaman 5 dakikaya oradayım diyoruz. Kardeşlerim, Allah dostlarından birisine dediler ki efendim falanca adam hiç yalan söylememiş. Kardeşlerim bakın buraya dikkatinizi çekmek istiyorum. Bakın şu hikmetli sözlere bakın. Allah dostlarının ağzından dökülen hikmetli sözlere bakın. Efendim, falanca adam hiç yalan söylemediğini söylüyor. Bu konuda ne dersiniz denildiği zaman o mübarek Allah dostu buyuruyor ki hiç saati de mi söylemedi buyuruyor. Kardeşlerim ne demek bu? Hani bazen saat soruluyor. Saat kaç? Bakıyoruz saate 9'a çeyrek var. Biz diyoruz ki saat 9 diyoruz. Hani bu bize basit geliyor. Saat 9. Halbuki daha saat 9'a 15 dakika var. Ya da saat 9 buçuk oluyor. Saat kaç? 9'u çeyrek geçiyoruz. Ya hani saati kendine uydurmak için ya da kendine ayrılan zamanın geçmemesi adına bunları yapıyoruz. Kardeşlerim bu da bir yalandır. Ve toplumumuz öyle bir aldatılıyor ki kıymetli Müslümanlar. Pembe yalan deniliyor şimdi. Ufak tefek yalanlar deniliyor. Bir yalan attım yalanın müsaade edildiği iki yer vardır. Birincisi, savaşta hile müsaade edilmiştir. Hile yapılabilir. İkincisi, yalanın söylemesinin müsaade edildiği ikinci yer, bir karı kocanın arasını yaparken söylenilen söz, yalan olsa bile Allah kişiyi o sözden sorumlu tutmayacak. Ne demek mesela bu? Mesela bir karı koca kavga etmiş, birisi kendi annesine, diğeri kendi babasına, ailesine gitmiş, birbirlerine bırakmışlar. Aile bağlarını koparmışlar. Sen de arayı yapmak için giriyorsun, diyorsun ki işte eşinin yanına ya geçen senin eşini gördüm. İşte seni çok özlemiş. Seni çok özlediğini söylüyormuş. Sensiz yapamadığını söylüyormuş. Halbuki böyle bir şey yok. Ama maksat ne? Birbirlerine kalplerini ısındırmak. İki şeyin dışında Müslümana yalan söylemek yakışmaz. Sözlerimize duracağız kardeşlerim. Söz Müslümanın şerefidir, izzetidir. Ve en başta kardeşlerim Allah'a verdiğimiz sözde duracağız. Biz ruhlar aleminde "Men rabbukum? Senin Rabbin kimdir?" sorusuna "Ya Rabbi, kıyamete kadar senin kulun olacağız. Kıyamete kadar sen de bizim Rabbimiz olacaksın." diyerek Allah'a söz verdik. Ve en başta Allah'a verdiğimiz sözü tutacağız. Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'a sahabelerden birisi geldi. "Ey Allah'ın Resulü, Müslüman hırsızlık yapabilir mi?" Peygamberimiz Aleyhissalatu Vesselam buyurdu ki: "Evet. Müslüman hırsızlık yapabilir, hata edebilir ama tövbe ederse Allah onu affeder. Ya Resulallah, Müslüman yanlışa düşebilir mi? Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, Müslüman hata edebilir, yanlışa düşebilir ama tövbe ederse Allah onu affeder. Aynı sahabe üçüncü soruyu soruyor. Ey Allah'ın Resulü, Müslüman yalan söyleyebilir mi? Kardeşlerim bakın buraya dikkat edin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hırsızlık yapan için, zina yapan için hata eder, tövbe ederse Allah onu affeder diyen Müslüman için aynı şekilde ya Resulullah Müslüman yalan söyleyebilir mi diye sorulduğunda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem oturduğu yerden kalkarak Müslüman her şeyi yapar ama Müslüman yalan söyleyemez buyuruyor Peygamberimiz. Yalan söyleyemez Müslüman. Kıymetli kardeşlerim, yalanın bizi Allah katından çok uzaklaştırdığını bilelim. Allah'tan ve Resulünden uzaklaşmak isteyen çok yalan söylesin. Kim Allah'tan ve Resulünden uzaklaşmak istiyorsa yalanı dilinden düşürmesin. Kıymetli kardeşlerim, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, cehennemlik insanların cehennemden içeriye girdikleri zaman cehennemin kapısında Allah onların adını çok yalan söyleyenlerin adının altına yazacak. Başlıkta çok yalan söyleyen adam bu denilecek. Bu adam çok yalan söyleniyor denecek. Ama cennette kardeşlerim bu adam doğru konuşuyor, doğru söylüyor diyen kimselerin listesinin adına ismimizin yazılmasını mı istiyoruz? Yoksa cehennemde yalancıların listesine mi ismimizin yazılmasını istiyoruz? Tercih bizim kardeşlerim. Ve maalesef bazen yalan öyle bir hale getiriyor, geliyor ki kardeşlerim artık sıradanlaşıyor. Rahat rahat yalan söyleyebiliyoruz. Yalan söylemekten artık korkmayacak bir duruma geliyoruz. Yalan söyleyerek kendinizi kandırabilirsiniz. Ama Allah'ı kandıramazsınız. Resulünü kandıramazsınız. Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı kandıramazsınız. Rabbinizi kandıramazsınız. Kıymetli Müslümanlar, özümüzde sözümüzde dürüst olalım, doğru olalım ya. Allah'a verdiğimiz sözde başta ve aynı şekilde kullarına verdiğimiz sözde doğru olacağız ve dürüst olacağız. Söz ve emanet müminin izzetidir, müminin namusudur ve müminin şerefidir kardeşlerim. Rabbimiz sözümüzde durmayı, dürüst olmayı bize nasip eylesin. Kıymetli Müslümanlar bakın buraya dikkat edin. Söylediğimiz tüm kelamlar sözümüz dilden çıkıyor. Yalan dilden, gıybet dilden, dedikodu, fitne, fesat vücudumuzu, bedenimizi cehenneme sürükleyen afet dilden geliyor. Kardeşlerim buraya dikkat edelim. Şimdi bir hadis-i şerif naklediyorum. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabelerin içerisinde yalnız kaldığı zaman birçok sahabe Resulullah'ı yalnız gördüğünde Peygamber aleyhissalatu Vesselam'ı yakalayıp Peygamber'e özel soru sormak isterlerdi. Yani tabiri caizse Resulullah yalnız fırsat bu fırsat. Biz Resulullah'a hemen soru soralım ve bu sorumuzun karşılığında Peygamber'den sadece biz duyalım bunu. Yani tekiz Resulullah'la baş başayız. Ve yine kardeşlerim sahabelerden genç delikanlı Muaz bin Cebel radıyallahu anhum Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı bir sefer esnasında yürürken Resulullah'ı yalnız gördü. Sahabeler uyanıktı. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı tek yakaladıklarında hemen yanına geliyor. Ya Resulullah bize bir nasihat ver. Bugün hangi hocanın yanına gidip nasihat istiyoruz? Hangi hocanın önünde diz çöküyoruz? Hangi tecrübeli büyüğümüzün, anne babamızın önünde diz çöküp nasihat istiyoruz onlardan? Hazreti Muaz Resulullah'ın yanına sokuldu. Esselamu Aleyke Ya Resulallah dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem selamı aldıktan sonra Hazreti Muaz buyurdu ki Ya Resulallah sizlerden bir amel istiyorum. Ey Allah'ın Resulü sizden öyle bir amel istiyorum ki bana bu ameli söylediğinizde ve ben bu ameli yaptığımda bana cennetin anahtarı olsun ya Resulallah. Kıymetli Müslümanlar bakın Hazreti Muaz'ın Resulullah'tan ne istediğine dikkat edin. Ve bizi izleyen kardeşlerimiz Hazreti Muaz bin Cebel Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan cennetin anahtarını istiyor. Ya Resulallah bana cennetin anahtarını verir misin ey Allah'ın Resulü diyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tebessüm etti. Dedi ki ey Muaz sen dedi kısa yoldan cennete gitmek istiyorsun. Yani bir anahtar istiyor Allah'ın Resulü'nden. Ya Resulallah bana cennetin anahtarını verir misin? Kıymetli kardeşlerim Hazreti Muaz sorusunu sordu ama heyecanla cevabı bekliyor. Ne büyük bir ortam. Ne büyük bir nimet. Resulullah'ın gözlerinin içine bakmak ne kadar büyük bir şeref. Peygamber'in gözlerine bakmak, o nur yüzüne bakmak, o ferah veren, insana tat veren, insana maneviyat katan, huzur katan, insanın ortamını bereketlendiren bakışlara maruz kalmak ne kadar büyük bir şeref. Ve bundandır ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in gözleriyle bakışan o sahabelere Allah cennet nimetlerini ikram edecektir. Kıymetli kardeşlerim Resulullah dedi ki: "Ey Muaz, sen cennete kısa yoldan gitmek istiyorsan herhalde." Dedi ki: "Ya Resulullah, bana tek bir şey söyleyin ve o şeyi yaptığımda Allah beni cehennemden azat etsin ve beni cehennemiyle cennetiyle müjdelesin ya Rabbi." Hazreti Muaz bu sorusu üzerine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki: "Ey Muaz, sen çok ağır bir şey istedin ama Allah dilerse, Allah isterse niye olmasın? Allah bunun anahtarını verir. Sen bunu istersen Allah sana bunu bahşeder. Bu mükafatı Allah sana verecek ey Muaz. Ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki ey Muaz Allah'a kulluk et. Rabbine kulluğu eksik etmeyeceksin. Ey Muaz namazını kılacaksın. Ey Muaz orucunu tutacaksın. Ey Muaz zekatını vereceksin. Ey Muaz hacını yapacaksın dedi Peygamberimiz. Tabi Hazreti Muaz radıyallahu anhum beklediği cevabı alamadı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den tek bir cevap bekliyor. Dedi ki ya Resulallah ben sizden tek bir cevap bekliyorum. Bana cennetin anahtarını verir misiniz? tabi diline bunu dilden getiremiyordu. Resulullah'a diyemiyordu ki ya Resulullah ben zaten sizinle beraber namaz kılıyorum. Ya Resulullah ben sizinle cihada katılıyorum. Ey Allah'ın Resulü ben sizinle hacı yapıyorum, zekat veriyorum. Her şeyimi size feda ediyorum. Bunu diyemiyordu ama içinden ya Rabbi Resulullah'a sorduğum sorumun cevabını tam alamadım. Peygamberimin bana saydığı bütün maddeleri yerine getiriyorum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hz. Muaz'ın beklemediği cevabı almadığını anlayınca Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu beş şeyden sonra devam etti. Dedi ki ey Muaz, bütün bunların en iyisi nedir? Sana söyleyeyim mi? Hz. Muaz dedi ki, ya Resulallah yani namazımızı kılıyoruz, orucumuzu tutuyoruz, zekatımızı veriyoruz, sizinle beraber cihada çıkıyoruz, sırt sırta çarpışıyoruz. Bundan büyük şeref var mıdır ey Allah'ın Resulü? Bana cennetin anahtarını verin ya Resulallah. Yalnız yakalamış Peygamberimizi, ondan cennetin anahtarını istiyor. Ve kıymetli Müslümanlar Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hz. Muaz'ın bu isteği üzerine Resulullah beş şeyi söyledi. Ardından başka maddeler ekledi ve yine Resulullah devam etti. Ey Muaz ben sana saymış olduğum maddelerin başını, ortasını ve sonunu söyleyeceğim. Beş madde saydı Ardından tekrar Peygamberimiz sadakadan bahsetti. Ey Muaz nafile oruca devam edersen sana kalkan olur. Sadaka ömrünü bereketlendirir, malını bereketlendirir. Ey Muaz gece namazına devam et. Resulullah bunları söylerken yine Hazreti Muaz içinden Ya Resulullah ben cennetin anahtarını istiyorum. Sizin söylediklerinizi yapıyorum, sadakamı vermeye çalışıyorum. Gece namazlarını sizin arkanızda kaçırmamaya çalışıyorum. Ey Allah'ın Resulü diyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem beşken maddeyi sekize çıkardı. Hazreti Muaz bir madde istiyor. Ya Resulullah cennetin anahtarını verin bana. Sekiz maddeden peygamberimiz devam etti. Dedi ki ey Muaz sana bu sekiz maddeden devam edeyim. Dedi ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ey Muaz Müslüman olarak yaşamaya dikkat et. Ama öyle bir Müslüman ol ki namazlı bir Müslüman ol. Namazı terk eden bir Müslüman olma. Cennetin anahtarını almak istiyorsan namazı terk etme ey Muaz. Hazreti Muaz hala beklediği cevabı alamadı. Ama peygamberimizin yanından ayrılmıyor. Bekliyor ki Allah'ın Resulü ona o cevabı versin. Kardeşlerim kim ister Resulullah'ın huzurundan ayrılmak? Onun o manevi gölgesinden kim ayrılmak isteyebilir? Ümmet ondan ayrıldıktan sonra parçalanıp dağılmaya mahkum olmadı mı? Ümmeti Muhammed onun vefatından sonra dağılarak parçalara bölünmedi mi? Kim istemez ki onun çatısı altında toplanmayı? Allah'ım Resulullah'ın çatısı altında bizleri birleştirir. Allah'ım bütün Müslümanları, bütün İslam alemini, bütün İslam beldelerini tek bir noktada istediğin şekilde halifelik emri altında toplanmayı nasip et ya Rabbi. Bizlere bu günleri görmeyi nasip et Allah'ım. Kardeşlerim, Hazreti Muaz'a Resulullah buyurdu ki: "Ey Muaz, oruçla devam et, namazla tırman ve cihatla zirveye çık ey Muaz." Allah'ın dinini yayarken, savaşırken cihatla maneviyatın faziletlerin, sevapların en zirve noktasına çık ey Muaz. Hazreti Muaz tabi maddeler bir madde beklerken 11 maddeye çıktı. Dedi ki ya Resulallah sizin saydıklarınızı eksiklerimiz mutlaka vardır. Yerine getirmeye çalışıyorum. Ey Allah'ın Resulü bana cennetin anahtarını verir misiniz? Kıymetli Müslümanlar Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hz. Muaz'ın bu sorusu üzerine Hz. Muaz'a dedi ki ey Muaz Şimdi sana söylediğim bu 11 maddenin özünü söylüyorum. Namazın, zekatın, haccın, e, nafile orucun, gece namazının, kıymetli Müslümanlar sadakanın, Allah yolunda cihad etmenin, bunların hepsinin sana zirvesini söylüyorum ey Muaz. Ey Muaz cennetin anahtarını istiyorsan dinle beni. Hazreti Muaz bütün dikkatiyle Resulullah'ı dinliyor. Ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, mübarek dillerini dişlerinin arasından çıkararak tuttu ve dedi ki ey Muaz eğer bu diline sahip çıkarsan cennete girmen için sana Allah'ın müjdesiyle cenneti vaat ediyorum buyurdu. Ey Muaz dilini muhafaza et. Bütün bu ibadetlerin başı dilindir. Kıymetli Müslümanlar peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dilini tutan kimselere cenneti vaat ediyor Allah buyuruyor. Allah dilini tutan Müslümanlara cennet bahşediyor. İstemez miyiz? Dilimizi tutmak bu kadar zor değil. Hanım kardeşlerimiz dedikodudan, gıybetten dilimizi muhafaza edeceğiz. Oturduğumuz yerlerden insanları çekiştirmek bize bir şey kazandırmaz. Müslümanların etini yemekten başka bir şey kazandırmıyor bizlere. Bu da bir kazanç değil. Bizim için ayetin ifadesiyle fe birbirinizin arkanızdan konuştuğunuz zaman Hucurat suresinde Allah bunu anlatıyor birbirinizin arkasından konuştuğunuzda bu bunu aynı şekilde birbirinizin etini yemiş gibi olursunuz. Ve ayetin devamında da Allah diyor ki fekerih tu mu? Bunu kötü gördünüz değil mi? Hoşunuza gitmedi değil mi bu? Eğer hoşunuza gitmiyorsa birbirinizi arkasından çekiştirmeyin, konuşmayın. Ve kıymetli Müslümanlar, bu ayetin tefsirinde bunu ifade etmeye çalıştık. Resulullah sözünüze, dilinize sahip çıkın buyuruyor. Kıymetli kardeşlerim 9. maddede vellezine hum emanatihim 8. madde 9. maddeyi okuduk. 8. maddeyi okuduk. 9. maddede vellezine hum ala salavatihim yuhafizun. Kardeşlerim 10. ayetten önceki ayet 9. ayette Allah Celle Celal buyurur ki vellezine o kimseler ki hum ala salavatihim yuhafizun. Onlar namazlarını muhafaza ederler. Kıymetli kardeşlerim, namazı kılmak vardır ve namazı muhafaza etmek, korumak vardır. Namazı korursanız eğer, namazın gerektirdiği gibi yaşarsanız namazı korumuş olursunuz. Ama namazın gerektirdiği gibi yaşamazsanız namazı korumuş olamazsınız. Namaz söylediğiniz zamanda, kıldığınız zamanda, namazı kıldığınız halde, hacca gittiğiniz halde, Beytullah'a gördüğünüz halde, Allah'a iman edişinizi dile getirdiğiniz ve söylediğiniz halde eğer yalan söylemeye devam edebiliyorsanız, camiden çıktığınız vakit dedikodu gıybet yapmaya devam edebiliyorsanız, ticaretinize yalanı, ticaretinize aynı şekilde hileyi karıştırıyorsanız eğer, kıymetli Müslümanlar namazınızı muhafaza edemiyorsunuz demektir. Onlar öyle kimselerdir ki namazlarını korurlar, namazlarına devam ederler. Çünkü ibadetlerin en faziletlisi kainatın efendisinin ifadesiyle az da olsa devamlı olanıdır kıymetli Müslümanlar. Az olacak ama devamlı olacak. Dolayısıyla namazımızı muhafaza etmemiz gerekiyor. وَالَّذ۪ينَ Onlar öyle kimselerdir ki hum ala صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِزُونَ Namazını korur. Namazı kıldığı halde bir yanlışa harama sürüklendiği zaman ben namaz kılan bir Müslümanım. Bunu yapmamam gerekiyor. Hem bunu yapıp hem namaza duramam bu haramla Allah'ın huzuruna çıkamam. Bu günahla, bu hatayla Allah'ın huzuruna çıkmaktan haya ederim, utanırım demelidir Müslüman. Ve bunu söyleyerek de günahlardan uzaklaşmalıdır. Günahlardan uzak durmalıdır. Kıymetli kardeşlerim, bir Müslüman Allah'ın huzurundan çıktıktan sonra Allah bizi her yerde görüyor. Nerede olursanız olun Allah sizi görüyorum buyuruyor. Allah haşa sadece caminin içerisinde sizi görmüyor. Sadece ilim meclisinde sizi görmüyor. Kur'an okurken sadece Allah sizi görmüyor. Min havlil verid buyurarak size şah damarınızdan daha yakınım buyuruyor Allah. Ve dolayısıyla bize şah damarından daha yakın olan Allah Celle Celaluhu namazımızı korumamızı istiyor. Namaz söylediğimiz halde yalana dur dememizi istiyor. Namaz kılan Müslümanın tesettürünü riayet etmesini istiyor, korumasını istiyor. Namaz kılan mümine hanımın dedikodudan, gıybetten kendisini alıkoymasını istiyor. Namaz kılan bir Müslümanın faizden, zinadan, kapitalistin ve bu tür rejimlerin tuzaklarından kendisini korumasını Allah istiyor. Kıymetli Müslümanlar ve ayetin son kısmında da Allah buyuruyor ki: "Ulaike humul varisun." İşte onlar varis olan kimselerdir. "Ellezine yerisunal firdevs hum fiha halidun." Onlar Firdevs cennetine dahil olacak olan insanlardır. Ve 10. ayette kardeşlerim, onlar ulaike humul varisun işte onlar varis olacak olan kimselerdir. Kıymetli Müslümanlar, Allah yolunda dilimizi korumak, namazımızın içerisinde huşumuzu sağlamak, zekatı vermek, Allah'ın yolunda malımızı sarf etmek, fazla olanları ihtiyaç sahiplerine dağıtabilmek, onları sevindirmek. Allah için niye bu kıymetli Müslümanlar ağır olsun? Allah'a feda edebileceğimiz amellerimiz olması gerekmez mi? Her şeyimizi her şeyimize veriyoruz, feda ediyoruz. Dünya uğruna neler veriyoruz? gençliğimizi, ömrümüzü feda ettik. İnşaatlara, apartmanlara, dairelere, arabalara her şeyimizi verdik. Allah Celle Celaluhu'ya karşı vazifelerimizi korumak kıymetli Müslümanlar. Allah'a yaraşmaz mı? Ya eyyühellezine amenü tekullah ey iman edenler Allah'tan korkun. Hakka tukati. Allah'a yakışır bir şekilde kulluk edin. Allah'a kulluğu nasıl yakıştırıyorsanız o şekilde Allah'a kulluk edin. Yalancı bir kul, Sahtekar bir kul, sözünde durmayan bir kul, zekatı vermeyen bir kul. Bu şekilde bir kulluğu Allah'a yakıştırıyorsanız devam edin. Hanım kardeşlerim, tesettürsüz bir hayatı Allah'a layık bir kul olmaya yakıştırıyorsanız devam edin. Ama hocam biz Allah'a bunu yakıştırmıyoruz. Allah'a dürüstlük yakışıyor. Resulüne adamlık, sözünde durup durmak, emanete sahip çıkmak, Allah'ın emirlerine sahip çıkmak yakışıyor diyorsak, Rabbimizin sözlerine kulak verelim. Kıymetli kardeşlerim, sahabe-i kiram radıyallahu bir savaşta sahabelerden birisi koluna aldığı darbe ile kolu kıymetli Müslümanlar dirseğinden koptu. Şuradan kolu kopuyor. Kolunun dirseği ile bağlantısında sadece tek bir et parçası var. Kolu kopmuş, sarkıyor elinden. Sadece tek bir parça tutuyor onu. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onu gördü dedi ki sen gelme geri dur. Çünkü sen darbe almışsın. Allah sana müsaade ediyor. Sen bu savaştan geri durabilirsin. Peygamberimiz bunu söyledi arkasını döndükten sonra o sahabe şöyle bir koluna baktı. Kardeşlerim kolu kesilmiş, kılıç darbesi almış ancak bir et parçasıyla kolu sarkılıyor. Ve o sahabe-i buyurdu ki kolunu ayaklarının altına alarak kolunu çekti, kopardı. Dedi ki bu kol beni Allah ve Rasulünün davasından geri bırakamaz. Bir et parçası, bir kol parçası beni Resulullah'ın davasından geri koyamaz. Müslümanlar, uyanık olacağız. Kendimize geleceğiz. Bir yalan, bir gıybet, bir uyku Allah'a karşı biz bunları kıymetli Müslümanlar. Ticarette Allah'a karşı kazançlı ticaret istiyorsak, zararlı ticarete girmek istemiyorsak Allah'a karşı her şeyimizi feda edelim. Kolunu feda eden sahabeler vardı. Kolunu ayağının altına koyup acımadan çekip koparan ben bir kol davasına peygamberimin davasından, savaşından yüz çevirmem diyen sahabelerin biz emanetçileriyiz. Bir yalanla dinimizi satmayız. Namazı terk etmekle dinimizi satmayız. Faiz yemekle zina yapmakla Allah'ın emirlerini terk etmekle kıymetli Müslümanlar. Bu din bize kolay gelmedi. Canlarını feda eden sahabelerin kendilerini, ailelerini, mallarını ve mülklerini feda eden sahabelerle buralara kadar geldi. Ve bundan sonra da bizim tuttuğumuz, yaşadığımız ve bıraktığımız şekilde bu din devam edecek. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ifadesiyle Ed dinu bede garibun İslam dini garip başladı ve garip bitecektir buyuruyor. Ama gariplere müjdeler olsun. Garip başladı İslam. İslam ilk başladığında tepkiler alındı ve bittiğinde de yani yaşandığında da tepkiler alınacak. İslam'ın bitişinde de tepkiler çoğalacak. Ve o zamanı yaşıyoruz. Allah'ım sen bizleri görünür görünmez tüm tehlikelerden, belalardan emin ve muhafaza eyle. Kıymetli kardeşlerim son olarak sohbetimin başında okuduğum hadis-i şerifle hem gündem olarak aktarmış olalım. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerinde buyuruyor ki Eftalus siyami ba'de ramazan Ramazan ayından sonra Tutulan en kıymetli oruç Şehrullahil Muharrem. Muharrem ayında tutulan oruçtur buyuruyor. Biz şu anda mübarek Muharrem ayındayız. Yapılacak birçok ibadetler var. Ee, kıymetli Müslümanlar buna dikkat etmemiz lazım inşallah. Bu mübarek ayı güzel değerlendirelim. Hadis-i şerifin devamında Resulullah buyuruyor ki farz namazlardan sonra en hayırlı, en faziletli namaz geçen namazıdır. Ramazandan sonra en faziletli oruç ise Muharrem ayında tutulan oruçtur. Bu güzel günleri ve önümüzde yaklaşmış olan Aşura günlerini değerlendirelim. Evlerimize berekete vesile olması için alışverişler yapalım. Evlerimizin bereketi artsın kardeşlerim. Ve Aşura yaparak komşularımıza, sevdiklerimize dağıtalım ve bu vesileyle inşallah Müslümanlara Hicri yılbaşının başladığını kıymetli Müslümanlar en azından kendi yaptığımız, çapımızda yaptığımız çalışmalarla göstermiş olacağız. Kıymetli kardeşlerim, bu vesileyle Rabbimiz celle celaluhu ee, müminin suresinde anlattığımız Vasıfları taşımayı ve bu şekilde Yaşayıp cennetle müjdelenen Kullarından olmayı bizlere nasip eylesin Rabbimiz hepimizden razı olsun Allah Celle Celaluhu cümlemizi Hayırlara kullansın Rabbimiz inşallah bizleri son nefesimize kadar Kendi yolunda cihad eden Usanmadan, bıkmadan, direnmeden Allah'a karşı vazifemizi hakkıyla yerine getirmeyi Rabbimiz Celle Celaluhu bizlere nasip eylesin. Rabbimiz vatanımızı, milletimizi, devletimizi her türlü tehlikelerden, belalardan emin ve muhafaza eylesin. Allah Celle Celaluhu gençliğimizi, ümmeti Muhammed'in gençliğini, evlatlarımızı ahir zamanın bütün fitnelerinden emin ve muhafaza eylesin. Rabbimiz hepimizden razı olsun. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin ve rabbil alamin. El Fatiha. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين